Merhaba, İKAM TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yönezer. Bugün yepyeni bir göç gündemiyle karşınızdayız. Konumuz spor ve entegrasyon. İlginç bir konu, çok tartışılmayan, belki çok bilinmeyen bir konu. Ama şöyle bir gerçeğimiz var. Türkiye, başta Suriyeliler olmak üzere 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Son olarak Profesör Doktor Murat Erdoğan'ın son Suriyeliler barometresi çalışmasında Suriyelilerin çoğunun geleceğini artık Türkiye'de gördüğünü öğrendik. Geçmiş yıllara göre geri dönüşle eğilimlerinde azalma gördük. Fakat yerli halkın Suriyelilere karşı hoşgörülerinin de giderek azaldığını görüyoruz. Böyle bir çelişki yumağının içindeyiz aslında. Kaldı ki zaten Suriye'de istikrarsızlık devam ediyor ve geri dönüş kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla ister Afganlılar olsun, ister Iraklılar, ister İranlılar, ister Suriyeliler olsun, Türkiye'deki mültecilerin çoğunluğunun belki de bu ülkede iş ve aş peşinde olduğunu ve eğitim peşinde olduğunu söylemek herhalde çok yanlış olmaz. İşte tam da bu noktada uyum ve entegrasyon konuları ve kavramları öne çıkıyor. Biz de bugün uzman konuğumuzla, hem göç uzmanı hem spor ve entegrasyon konusu uzmanı konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Onur Unutulmaz'la beraberiz. Hoş geldiniz Onur Bey. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Hoş bulduk. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Şimdi biz sadece 2011'den itibaren göç daha çok gündemimize girdi ama dünyada göçün durduğu bir asır, yıl, o hareketliliğin durduğu bir yıl yok. O göç süre gelen bir şey. Önce bir dünyadan hep ben onu tercih ediyorum. Makrodan mikroya doğru gelelim diye. Dünyadaki bu eğilim spor ve entegrasyon konusunun bir araya gelmesi ne zamanlardan itibaren ortaya çıkmış? En çok hangi bölgede ön plana çıkmış? Oradan bir başlayabilir mi? Tabii yani çok çok uzun bir geçmişi yok. Yani sporun entegrasyon konusunda yalnızca göçmenlere ya da göç kökenli azınlıklara yönelik değil, toplumda görülen diğer azınlıklara, diğer dezavantajlı gruplara ulaşma, onları toplumun merkezine davet etme, dahil etme politikalarında kullanılmaya başlaması 1990'lardan itibaren yavaş yavaş başlayan bir şey. Öncesinde çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Tabii ki bunun yoğunlaşması daha 21. yüzyılda 2000'lerle birlikte artan bir şey ve günümüzde baktığımız zaman özellikle Batı Avrupa'da, yani 2. Dünya Savaşı sonrası, 1950 sonrası toplumsal yapıları aldıkları kitlesel göçlerle oldukça ciddi bir şekilde değişen ülkelerde sporun son yıllarda, son 20 yılda çok önemli bir siyaset aracı olarak kullanılmaya başladığını görüyoruz. Almanya'da bunu işte entegrasyon politikasından bahsederken açık açık söylüyorlar. İngiltere'de, Hollanda'da hem merkezi yönetimlerin politikalarında hem yerel aktörlerin, bunların içerisinde belediyeler olabiliyor, yerel sivil toplum örgütleri olabiliyor, göçmenlerin kendi örgütleri olabiliyor, yer aldıklarını görüyoruz. Elbette ki bu göçmenlerin sporla ilgilenmesi ya da göçmen sporcuların varlığı çok yenidir demek değil. Ben doktora çalışmamda İngiltere'deki Türk toplumu futbolunu incelemiştim. Örneğin oradaki Türk Toplumu Futbol Federasyonu'nun kuruluş yılı 1976. Oldukça eski. O zamandan itibaren işte Türk gençleriyle başlamış. Burada futbol oynasınlar, nereden geldiklerini unutmasınlar, Türk kimliğini Londra'da temsil etsinler diye 70'lerden itibaren bunların olduğunu görüyoruz. Ama sizin sorduğunuz anlamda devletlerin ve diğer aktörlerin entegrasyon için bir araç olarak sporu kullanmaya başlaması nispeten daha yeni, 2000'lerle yoğunlaşan bir şey. Spor deyince genellikle futboldan mı bahsediyoruz? Yani ve neden futboldan bahsediyoruz? Futbol dünyanın en popüler sporu, en fazla takip edilen sporu, özellikle erkekler arasında çok popüler, çok sevilen, işte Dünya Kupası'nın yayınlandığı ülke sayısına, izleyici sayısına baktığımız zaman başka hiçbir sporla
kıyaslayamayacağımız kadar yaygın bir şey olduğunu görüyoruz. Ama ben sadece futboldan bahsetmiyorum ve bugün entegrasyon aracı olarak sadece futbol kullanılmıyor. Bahsettiğimiz ülkenin bağlamına göre, örneğin Avustralya'da, İngiltere'de kriket, Türkiye'de hiç bilmediğimiz ve oynamadığımız bir spor. Başka ülkelerde yüzme, masa tenisi, rugby, Amerikan futbolu, hepsinin kullanılabildiğini, bunların birer araç olarak bunlara ilgi duyan gençlere ulaşmada çekici birer alan oluşturduklarını görüyoruz. Çünkü entegrasyonu doğrudan yapmaya çalışmak, yani bir endoktrinasyon üzerinden, işte eğitim gibi araçlarla yapmaya çalıştığınız zaman genç nesillere o kadar ulaşamayabiliyorsunuz. Ama böyle bir alana davet ettiğiniz zaman, onlarla burada diyaloğa girdiğiniz zaman, işte onların toplumun diğer kesimleriyle, çoğunluk toplumlarıyla daha fazla iletişime, manalı bir diyaloğa girmesini buralarda sağlayabildiğiniz zaman gelebiliyorlar. Dediğim gibi futbol çok popüler olduğu için pek çok kişi için bu ortak bir dil oluşturuyor. Yani aynı dili konuşmayan insanlar bile o sahada futbol oynarken, işte uluslararası futbol takımlarından, turnuvalarından, Dünya Kupası'ndan, Şampiyonlar Ligi'nden bahsederken çok daha hızlı bir bağ kurabiliyorlar ve kesinlikle bu bağ faydalı oluyor. Sizin çalışmalarınızda dikkatimi çeken bir iki tane kavram var. Sporla mı entegrasyon, spor yoluyla mı entegrasyon? Bunu biraz açabilir miyiz? Tabii. Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Bazen hani düşündüğümüz zaman sporun doğrudan göçmenleri ya da azınlıkları entegre edici bir fonksiyonu olduğu düşünülebilir. Fakat bu çok doğru bir şey değil. Hatta bazı yapılan akademik çalışmalar, işte etnik spor örgütlenmelerinin entegrasyonun tam aksine, bizim işte segregasyon, parçalanma dediğimiz arttırdığını gösteriyor. Almanya'da bununla ilgili bir çalışma var. Mesela diyor ki Türk sporcular, genç Türk çocukları Türk takımlarına, yani böyle etnik olarak ayrılan Alman toplumuyla ya da diğer takımlarla mücadele etmeyen, kendi içinde bulunan liglere gittiği zaman toplumdan ayrışma gösteriyorlar. Ama şu an biliyoruz, bu son dönemde daha da popüler oldu Mesut Özil transferiyle, Almanya'da her Alman takımında Türk kökenli, göçmen kökenli futbolcular da var. Buralara gidenlerde ise entegrasyonun, yani topluma ait hissetme, o toplumun içine girme, o toplumun değerlerini bir yandan benimseme ama kendi kimliğini, kültürünü de kaybetmemenin mümkün olabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla spor kendiliğinden birini entegre edici, göçmeni entegre edici, topluma kazandırıcı. Tabii orada işte entegrasyondan ne kastettiğimizle ilgili bir tartışma da girilebilir ama şimdi girmeyelim. Spor yoluyla, yani sporu bir araç olarak, sporu bir alan olarak görüp, buradaki ilişkileri değerlendirerek, buradaki ilişkileri yöneterek entegrasyonu hedefleyen çalışmaların ise çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Çünkü sporun içerisinde oldukça, spordan spora değişmekle birlikte, sporların içerisinde entegrasyona çok böyle karşı durabilecek, tam tersi istikamette etki edebilecek unsurlar var. Neler görüyoruz mesela? İşte holiganlık kültürünü görebiliyoruz. Irkçılık zaman zaman söylemlerle girebiliyor. Homofobi, heteronormatif diller, cinsiyet ayrımcılığı, misojeni, bunların hepsi girebiliyor. Çünkü rekabet içeren, işte biz ve onlar diye bunu çok kurumsallaştıran bir alan spor. Ve bizi daha güçlü, daha birbirine yakın tutmak için genelde onlar ya da diğerleri, öteki dediğimiz grubun aleyhine konuşma, aleyhine söylemleri kullanmanın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sporun entegrasyon açısından faydalı bir alan, faydalı bir araç olarak kullanılabilmesi için iyi yönetilmesi, bu tür risklerden uzak durulmaya çalışılması, bu tür risklere karşı önlemler alınması önemli. Şimdi spor dediğimiz zaman, hani gerçekten başta da konuşmuştuk, bir centilmenlik alanı diyoruz ama bir taraftan da rekabet. Şimdi burada galiba çok hassas konular var.
Yani özellikle mesela karar alıcılara düşen bir şey var mıdır burada? Yani bir misyon var mıdır? Yoksa bu daha çok işte yerel işbirlikçilerle olan bir oluşum mu oluyor bu tür sporun araç olarak kullanılması? Yani çok böyle sunulabilecek bir formülü yok. Çünkü çok dinamik bir süreç. Bireylerle ilgileniyoruz. Bireyler üzerinde bazı programlar, işte inisiyatifler kullanıyoruz. Dolayısıyla o bireylerin nasıl davranacakları, o bireylerin bunları nasıl algılayacakları çok dinamik süreçler ve farklı bağlamlarda farklılık arz edebiliyor. O yüzden bakın bu çok başarılıdır, alın bu formülü her yerde uygulayın gibi bir formülümüz yok. Dikkatli olmamız gereken noktalar var. Şimdi sporun sosyal bilimler tarafından ele alınışı iki bakışlı oluyor. Bir tanesi işlevselci bakış. İşte diyor ki toplum dediğimiz şey bir organizma olarak görebiliriz bunu. Organları vardır, bunun parçaları vardır. Her biri birbiriyle ilgilidir ve her birinin bir işlevi vardır. Bir fonksiyonu vardır. Evet. Dengeyi sağlar bunlar. Spor da bunlardan biridir. Bunların içerisinde işte agresyonu yöneltme, stresi atma, fiziksel belli şeyler, aidiyet verme, birliktelik, yoldaşlık, toplumsal kaynaşma gibi işte toplumsal, duygusal dediğimiz işlevleri vardır. Bunların ötesinde işte mobilizasyon aracıdır, bir araya gelme, pek çok ulus inşası sürecinde Arjantin üzerine bilinen çalışmalar var. Futbolun bir araç olarak milleti temsil eden, milleti tanımlayan süreç içerisinde kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle işlevleri var ve bu işlevler çok önemli. Fakat sosyal bilimlerde son dönemlerde bu işlevselci yaklaşımın çatışmayı görmeyen, görmezden gelen, gördüğü zaman da açıklayamayan bir noktada olduğu, bir de bireylerin kendi nasıl söyleyelim, hareket alanını çok daraltan sadece işte toplum vardır ve o toplum bireyi bir yöne iter bakışında olduğu ile ilgili eleştiriler geldi. Bu eleştirilerde dedi ki bir o kadar bir işlevi olduğu kadar spor bir mücadele alanıdır, bir çatışma alanıdır. Belli eşitsizliklerin gözümüze görünür kılındığı, belli ölçülerde meşrulaştırıldığı bir alandır. İşte Marx'ın çok bilinen kitlelerin uyuşturucusu dediği, dinle ilgili kullandığı ifadeyi futbol Futbol gibi. kitlelerin uyuşturucusudur. Onlara açın futbolu, işte açın derbiyi. Orada 3-5 şeyi izletin, kavgayı ettirin, öbür şeyleri unutsunlar bakışı. Biraz tabii fazla ekstrem olsa da Gramsci'nin hegemonya kavramının da çok önem verdiği bir şey. Bunların hepsinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Güç ilişkilerinin, iktidar ilişkilerinin, baskınlık kurma, hakimiyet kurma ilişkilerinin sporun içerisinde hep olduğunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla Suriyeli çocuklarla Türk çocukların bir sahaya getirilip aralarına bir top atılması, onlar arasında manalı, güzel, olumlu ilişkiler oluşacak anlamına gelmiyor. Onların çok daha yapıcı bir şekilde, hatta bir takım Türk takımı, bir takım Suriye takımı olduğu zaman birbirlerine daha da düşman olabildiklerini görüyoruz. Fakat işte takımları karma yaptığınız zaman, sadece bir diğerini yenmenin dışında faaliyetler, aktivitelerde getirdiğiniz zaman, kurallarla biraz oynadığınız zaman, bu genç çocuklarla, bu oyuncularla, sporcularla sahanın içinde ve dışında ilgilendiğiniz zaman inanılmaz güçlü bir potansiyeli de beraberinde getirdiğini görüyoruz. Yani aslında böyle bir aracı kullanırken özellikle karma yapıları, yani o rekabeti derinleştirici ve keskinleştirici olmaktan uzaklaşmak gerekiyor. Karma yapıları göz önüne almak gerekiyor. Bir de topyekün bakmak gerekiyor demek ki. Yani sadece aldınız işte şu kadar dakika oynadınız, hadi evlerinize çekilin de değil. Bu belki bir bütüncül bir bakış açısı gerektiriyor. Bu bütüncül bakış açısının en önemli unsurları neler? Yani dışarıda da
sporu araç olarak kullanırken bazı hizmetleri mi vermek gerekiyor? Nasıl yaklaşım göstermek? Yani birazcık organik olması gerekiyor Nurhan Hanım. Bunun dediğim gibi hani çok her yer bu işe yaradı ve her yerde de işe yarayacak diyebileceğimiz bir formülü yok. Şimdi entegrasyondan ne beklediğiniz, entegrasyondan ne anladığınız, entegrasyon derken neyi başarmaya çalıştığınızla da ilgili. Demin söylediğim işte ben araştırmamda Türk Toplumu Futbol Federasyonu'na ile ilgili çalıştım. Orada Türk takımları var. Türk takımlarının içerisinde 4 tane yabancı oynatabiliyorsunuz ama gerisinin Türk olması gerekiyor. Şimdi bu entegrasyon açısından Almanya'da bazı çalışmalar olumsuz özelliklerini gösterse de çok olumlu kazanımlar da getiriyor. Neden? Kişilere kendi kimlikleriyle ilgili güvende oldukları bir alan veriyor. Diyor ki ben geldiğim yer budur, Türk'üm, Kıbrıslıyım. Neyse ama Londra'da bu kimliğimle ben kabul ediliyorum, bu kimliği temsil ediyorum. Kendine güven kazanmasını sağlıyor. İşte o toplumu temsil ederken bundan gurur duymasını sağlıyor. Gelecekle ilgili hayaller kurmasını sağlıyor vesaire. Şimdi eğer sizin İngiltere'de gördüğümüz gibi çok kültürcülük politikalarından tamamen ayrılmamış bir entegrasyon anlayışınız varsa, bundan endişe etmiyorsanız bu sizin için olumlu bir yaklaşım olabilir. Ama eğer siz derseniz ki ya bu kişiler durmadan ben Türk'üm, ben Türk'üm, ben Türk'üm derse buraya entegre olması mümkün olmaz. Ben çünkü entegrasyondan aynı zamanda kaynaşmayı anlıyorum. Ve evet. Ben onların ben Almanım, ben işte İngiliz'im, Britanyalıyım da demesini, en az Türk olduğu kadar bunu benimsemesini istiyorum diyorsanız, belki karma takımlar bu kişilerin işte İngiltere'yi, işte Londra'daki örneğin yerel mahalleleri, distriktleri vesaireyi temsil eden takımlarda yan yana bir İngiliz, bir Türk, bir Polonyalı, bir Romanyalı'nın bir arada oturup biz buraya aitiz, Londra bizim evimizdir demesini istiyorsanız böyle bir yöne gitmeniz gerekiyor. Dolayısıyla demin söylediğim gibi burada organik olarak oluşacak, arkasında sizin entegrasyondan nasıl bir toplum hayal ettiğiniz, nasıl bir beklenti içerisinde olduğunuzdan şekillenecek bir yapı olması gerekiyor. Örneğin son dönemde geçen sene ya da önceki sene olabilir, Gedik Üniversitesi bir proje gerçekleştirdi. Oldukça genç çocuklarla, ilkokul seviyesindeki çocuklarla, Türk çocuklarla ve Suriyeli çocuklarla. Ben de bir araştırmam kapsamında gidip gözlemledim, biraz görüştüm orada. Şimdi maç yaptırmıyoruz dediler. Çünkü biz onlara maç yaptırdığımız zaman kavga edebiliyorlar. Ne yaptırıyoruz? Farklı faaliyetler yaptırıyoruz. Paslaşma, oyunlar, yaş grubuna göre ve inanılmaz fayda gördüklerini. Çünkü hem proje başlamadan önce hem proje bittikten sonra ölçümler yapmışlar. Çocuklarla, velilerle, yardımcı olan oradaki Türk öğrencilerle, yani yetişkin Gedik Üniversitesi'nin öğrencileriyle ve hepsinin biz onları böyle bilmiyorduk, tanıdık, arkadaş olduk, yakınlaştık şeklinde çok olumlu şeyler söyleyebildiğini gördüler. Dolayısıyla yine dönüyorum, burada elimizde çok güçlü bir araç var. Çok sevilen, ilgi duyulan, gençleri çeken bir alan var. Ama bu alanın içerisinde bu araçla ne yapacağımızı bizim stratejik bir şekilde bir vizyonla belirlememiz ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Kaçınacağımız şeyler çok açık. Düşmanlık, birbirleriyle birbirlerini yabancı görecek, öteki görecek işte noktalara, rekabetin o aşırı seviyesine gitmesini engellemek lazım. Bu tamam. Ama bunu yaparken bir yandan da o sporu sevmelerini sağlayan organik yanları da kaybetmemek lazım. Yani bunun çok açık bir politika aracı. Biz bunu kullanıyoruz. Bunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın. Netliğinde aşırı bir disiplin, aşırı bir sıkılığa giderse de o çekiciliğini zaten kaybedecektir. Onu da yapmamak gerekiyor. Sizin en önemli dikkat çektiğiniz noktalardan biri şu spor diyorsunuz. Tek başına entegrasyonda başarılı olacağınız bir araç değil. Yani bunun çok farklı unsurları var ve gerçekten bir vizyon oluşturarak
bakmak gerekiyor. O vizyonun oluşması gerekiyor. Türkiye örneğine gelirsek, Türkiye'de de zannediyorum futbol yine ön plana çıkıyor değil mi? Yani bunu araç olarak. Başka sporlar var mı futbolun dışında? Sizin Türkiye'ye sosyolojik açıdan baktığınızda öngörebileceğiniz, önerebileceğiniz sporlar şimdi, neler? Futbol inanılmaz bir popülaritesi olan bir spor ve en önüne çıkıyor. Türkiye'de de bu hem Türk çocukları için hem de bizde şu anda var olan göçmen gruplarına, sığınmacı gruplarına baktığımız zaman Suriyeliler olsun, Orta Doğu'dan gelen Irak, İranlılar gibi diğer gruplar olsun, işte Afganlar olsun, Afrikalılar olsun, hepsi için futbol geçerli, çekici bir alan. Ama burada şunun altını çizmek gerekiyor. Cinsiyet konusu burada çok önem teşkil ediyor. Yani bu inanılmaz bir çekiciliği var. Herkesin sevdiği bir alan, herkese açık bir alan dediğimiz futbol alanının bir sosyal alan olarak kadınları, kız çocuklarını, genç kızları o kadar içermediğini görüyoruz. Hatta biraz da dışlıyor gibi. Yani... Dışlayabildiğini de görüyoruz. Evet. Dışlayabildiğini de görüyoruz. Çok böyle maskülen bir tonu var konuşmalın, işte bir kadına göre bir yer değil burası, küfür ediliyor burada ya da işte düşen birinin kız mısın sen kalk erkek gibi oyna söylemlerinden de bu işte dışlayıcı şeyi görebiliyoruz. Çok haklısınız. Şimdi bir yanıyla kadınlar arasında da yayılmaya başlıyor futbol. Kadın ligleri kuruluyor, genç kızların futbol takımlarına gittiğini vesaire görüyoruz ama çok daha başında oranladığımız zaman özellikle kız çocuklarına, genç kızlara, genç kadınlara ulaşmak için futbolun çok cazip bir şey olmayabileceğini görüyoruz. Başka sporlar bulunabilir. Spor bir yanıyla işte voleybol, yüzme, masa tenisi, işte satranç vesaire gibi farklı spor alanları, fiziksel olmayan spor alanları düşünülebilir. Sanata girilebilir. Çünkü burada bahsettiğimiz şeyin esasında hem kamusal alanda olan ama hem de göçmen grupların kendilerini ait hissedebileceği, yani özel alanlarında hissedebilecekleri bir sosyal alan yaratmak. Bu alanın içine onları davet etmek, birincil bir faaliyetle onlar meşgul olurken bir yandan hem sosyal etkileşim içerisine sokmak onları, ön yargılarla birbirine mesafeli olabilecek grupları birbirine yaklaştırmak, birbirleriyle konuşmaları, birbirlerini tanımalarını sağlamak, onlara toplumun genel normları, toplumun genel değer yargılarıyla ilgili bilgiler vermek yapılmak istenen bu. Dolayısıyla sanat dalları da örneğin folklor dansları gibi, müzik çalma gibi farklı alanlar da çok benzer bir potansiyeli sunuyor sporun sunduğu potansiyeli. Futbol Türkiye'deki bağlamda özellikle erkek göçmenler için nasıl diyelim, etkinliği kanıtlanmış bir alan. Dünyanın her bir yerinde en fazla kullanılan alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu kullanılabilir ama onun dışında dediğim gibi masa tenisi üzerinden mültecilerle çok başarılı çalışmalar yapan birden fazla vaka var. Bunları görebiliyoruz. İngiltere'de var, başka ülkelerde var. Dediğim gibi kriket var, yüzme grupları var. Bunların hepsinin ortak özelliği demin söylediğim o alanı yaratması. Yani hem kamusal alan içerisinde, çünkü başına gittiğimiz zaman göçmenlerde şöyle bir şey olabiliyor. Bir özel alanım var benim, ailem, evimin içi. Orada Türkçe konuşuyorum. Bir Türk'üm, bir Müslüman'ım, belli bir kültürel yapım, belli kültürel kodlarım var. Belki mahalle bu şeye giriyor eğer Türklerin çoğunlukta olduğu bir yerde yaşıyorsam. Ve oradan çıkıyorum, okula giriyorum, birdenbire keskin bir şekilde tamamen Alman, tamamen İngiliz, tamamen Fransız farklı bir kamusal alana giriyorum. Ve bunlar arasında inanılmaz bir fark var. İkinci jenerasyonların özellikle çok zorlandığını biliyoruz. Evet. Ben kimim, ben nereye aitim, orada beni tam kabul etmeyen belli şeyler var kamusal alanda. Ama oradaki belli normları, kodları aldığım zaman evde garipsenebiliyorum. Babam ne yapıyorsun seni diyor, ne yapıyorsun diyor. İşte asimilasyon korkusunun
etkisi. Evet. Bu alanlar spor gibi, sanat gibi araçlarla inşa edilebilecek alanlar böyle bir birleştirme yapabilir. Yani hem siz bir yandan kamusal alan içerisinde olmaya devam edersiniz. Çünkü sokaktasınız, başkalarıyla birlikte iletişim halindesiniz. Çoğunluk toplum, başka azınlık toplumlarıyla. Bir yandan ama kimliğinizi koruyabiliyorsunuz. Belki dilinizi konuşabiliyorsunuz vesaire. Dolayısıyla bu potansiyelin güçlü olmasını sağlayan nedenlerden en önemlisi de bu oluyor. Her spor üzerinden buna gitmek mümkün. Arkasında yatan mantığın bu olduğunu unutmayarak her spor, yani futbolu özel yapan, futbolla yapabiliriz, basketbolla yapamayız dedirten hiçbir şey yok. Tam aksine dediğimiz gibi futbol çok küresel, zaman zaman sanayileşmiş, zaman zaman eskiden gelen belli yükleri sırtında taşıyan bir spor. Irkçılığı, işte misojeniyi birazcık, homofobi, heteronormatif yapıları sırtında taşıyan, bunlarla biraz özdeşleşmiş bir spor. Belki farklı bir sporda, masa tenisinde çok daha az dirençle karşılaşarak istenilen hedeflere ulaşmak daha bile kolay olabilir. Onur Bey, sizin araştırmalarınızda iyi uygulama örneklerinde özellikle dünyadan soruyorum. Sizi etkileyen neler var? Mesela sizi çok etkileyen bir spor ve entegrasyon konusu var mı dünyada sonuçlar açısından? Yani gerçekten çok başarılı çalışmalar var. Yani tek bir tanesini, iki tanesini ayırmak istemem. Ama şöyle söyleyeyim. Hem birkaç şey yapıyorsunuz. Hani o meşhur win-win olayı var ya, kaybeden yok. Göçmenler kesinlikle kazanıyorlar çünkü marjinalleşme gibi, toplumdan izole edilme, toplumun marjinlerine, uçlarına itilme gibi risklerden toplumun merkezine gelmeyi yaşıyorlar. Kendilerini kişisel olarak, psikolojik olarak kendilerine güvenmeye başlıyorlar. Kendilerine saygı duyulduğunu hissediyorlar. Kendileri kendi öz saygılarını kazanıyorlar. Gelecekle ilgili hayaller kurmaya başlıyorlar. Ben başarılı olursam burada ilerleyebilirim diyecekleri bir alan açılıyor onlara. Hayal kurmalarını sağlayabilecek. Yani Mesut Özil ile ilgili tartışmalar, örneğin Almanya'daki bir Türk göçmen ailesinin çocuğu Alman milli takımının 10 numarası, en büyük yıldızlarından bir tanesi oldu. Şimdi bunu farklı açılardan okuyanlar var ama şu açı çok önemli. Mesut'un Almanya'daki Türk çocuklarının gözündeki yeri, ben de olabilirim, evet, demedeki yeri entegrasyon çok için önemli. Alman hükümetinin milyonlarca, milyarlarca euro harcayarak belki de elde ettiği bir şeydi. Son dönemde işte aşının bulunmasında ön planda olan iki yine göçmen kökenli Türk bireyin öne çıkması benzer bir şey yaptı. Bu şunu gösteriyor. Ben başarılı olursam, çalışırsam, evet, bu toplumda en üstlere gelebilirim. Mesut da olabilirim. İşte bu profesörler gibi bilimde de ilerleyebilirim. Aynı zamanda o toplumlar içinde çok büyük kazanımlar getiriyor. İşte bunun İrlanda'da, Hollanda'da onlarcasını inceledim ben. Onlarcasından işte belli şeyler çıkarttım, özetler çıkarttım. Buralarda nasıl yapılmış? Mesela sadece kadın mültecilere yönelik programlar var. Ve şunu görüyorsunuz, mültecilerin özellikle de daha böyle ataerkil toplumlardan gelen, Orta Doğu kültürleri buna bir örnek olabilir, gelen mültecilerin işte bir birey olma, kendine güvenme, ben işte eğitimi devam edebilirim, kendi adıma bir yerlere gelebilirim demede, yani spordan tamamen alakasız çok büyük faydaları da oluyor. Ve bunları dediğim gibi, yani birini ikisini ayırmak istemem. Çok başarılı olanlar var. Festival havasında olanlar var. Amsterdam'da bir Dünya Kupası yapılıyor idi. Ve son birkaç senedir yapılmıyor artık. Göçmen topluluklar arasında inanılmaz bir bir araya gelme. İstanbul'da birkaç kere Afrika Kupası şeklinde yapıldı. İstanbul'daki Afrikalı göçmenler arasında.
İngiltere'de mülteciler için yapılan örneğin belli turnuvalar var ve siz orada işte en fazla gol atan takımı ödüllendirmiyorsunuz, başka bir şeye ödül veriyorsunuz. İnsanların bakış açısı değişebiliyor. Dediğim gibi düzenli gidenler var. Mesela bir yıllık lig de yapabilirsiniz. 3 günlük bir festival de yapabilirsiniz. O kadar geniş bir alan veriyor ki bu araç. Onlarca da bizim faydalanabileceğimiz, örnek alabileceğimiz, bir şeyin bir yerde işlemesi, işe yaraması başka bir yerde işleyeceğinin garantisi olmasa da bize önemli doneler verebilecek, önemli yön gösterebilecek çok fazla iyi örnek vakası da var. Ben bazı çalışmalarımda bunları ele aldım. Eğer şu an izleyen, dinleyenlerden ilgilenenler olursa, ulaşırlarsa kendilerine de seve seve iletirim. Ama dediğim gibi şu anda tek tek onlara girmek birazcık fazla detaylı da olabilir. Hedef görebilmek ve ona rahatlıkla ulaşabileceğini hissedebilmek gerçekten ben de öyle düşünüyorum. Marjinalleştirmeyi asgariye indiriyor ve bu da içinde bulunan toplumun huzuruna ve barışına hizmet eden bir şey aslında. Yani bu topyekun bir şey. Peki süremizin de sonuna geldik. Son soru olarak bu spor ve entegrasyonu Türkiye'de iyi uygulama örneklerine ulaşabilecek durumda mıyız? Eğilimler neler? Sizin kulağınıza gelen ya da gidip görmek istediğiniz şeyler, oluşumlar var mı? Yoksa henüz yolun başında mıyız? Yani birazcık başındayız. İlgi var. Dediğim gibi 2 sene önce bundan Gedik Üniversitesi'nde böyle bir çalışma yapılmıştı. Belli işte turnuvalar yapılabiliyor, belli fonlar alıp spor üzerinden çalışmalar yapılabiliyor. Ama bunlar genellikle çok yerel ve mikro düzeyde kalan çalışmalar oldu şu ana kadar. Daha geniş çaplı işte bizim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, çeşitli spor federasyonlarımızın, çeşitli spor kulüplerimizin, örneğin bu da çok önemli, Avrupa'da, İngiltere'de belli spor kulüpleri bulunduğu şehirdeki mültecilerle, azınlıklarla, engellilerle, işte çeşitli hassas kırılgan gruplarla bu tür programları sürekli yapıyorlar. Alanları var, o çocukların birer idol olarak, birer kahraman olarak gördüğü sporcuları var ve bunları sürekli hale getirmişler. İşte atıyorum Hatay Spor'un Hatay'daki Suriyelilerle sürekli bir çalışmalar içerisinde bulunması gibi, Denizli Spor'un, Gaziantep Spor'un Türkiye'nin her yerinde, tabii ki büyük kulüplerimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerimiz için de geçerli. Bunların yapılması için daha önce konuştuğumuz bir noktaya geri dönmemiz gerekiyor. Bizim bir, sizin en başta girişte söylediğiniz Suriyelilerin önemli bir kısmının artık bu toplumun birer parçası olacağını kabul etmemiz, geri dönüşle ilgili gerçek dışı hayaller kurmamamız, geleceği planlamamız gerekiyor. İki, nasıl bir gelecek planlayacağımızla ilgili oturup konuşmamız gerekiyor. Vizyon belirlememiz, strateji belirlememiz, biz nasıl bir toplum istiyoruz? Bu toplumun içerisinde herkesin, vatandaşların, vatandaş olmayanların, sığınmacıların, göçmenlerin yeri nedir? Nasıl bir ilişki kuracağız birbirimizle? Bunları konuşmamız gerekiyor. Bununla ilgili bir stratejik vizyon belirlememiz gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar var, yok değil, ama oldukça siyasi ve hassas konular, çok kolay konuşulabilir konular değil. Şimdi bile benim bu söylediklerimden dolayı pek çok kişi öfkeleniyor. Olabilir. Olabilir değil, öyledir muhtemelen. Ama sosyal hayattaki gerçekliklere biz arkamızı döndüğümüz zaman onlar gerçek olmaktan değişmeyecek bu durum. Gerçek olmaya devam edecekler. Dolayısıyla bizim önlemlerimizi almamız, geleceğe yönelik bu stratejiyi belirlememiz, bu stratejiyi belirledikten sonra da araçlarımıza bakmamız lazım. Orada işte spor çok güçlü bir araç olacaktır ve yerelden ulusala pek çok projeyi, politikayı uygulayabilecek güç kapasite Türkiye'de fazlasıyla var. İlgi de fazlasıyla var. Bunu çok rahatlıkla yapabiliriz. Yeter ki ama o arka plandaki iki noktayı
kabullenme ve gelecekle ilgili vizyonumuzu belirleme noktalarını önce halledelim, cebimize koyalım. Gerisi gelecektir ve ben çok da başarılı olacağımızı, olabileceğimizi düşünüyorum bu anlamda. Onur Bey, çok teşekkür ederiz. O kadar güzel sohbet ettik ki, sağ olun, var olun, çok da şey öğrendik. Başka bir programda yine görüşeceğiz inşallah sizlerle. Çalışmalarınız ilerledikçe ve belki de iyi uygulama örneklerini daha fazla konuşacağız bu programda. Çok teşekkür ediyoruz her şey için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben de davet ettiğiniz, bu şansı verdiğiniz için bana çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi zaten takip ediyordum. Burada olmaktan da çok mutlu oldum. Size de başarılar diliyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Gelecek hafta belki bir arada olamayacağız önemli bir toplantı nedeniyle. Ondan sonraki hafta pazartesi günü 14'te yine karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin lütfen. İGAM TV'ye de abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.